Efendim merhabalar. 1 Mart 2024 İstanbul Yenikapı. Yenikapı'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Kafkas Kültür Buluşmaları'nda Nart Ajans Nuri Tan doğdu ve ben Nadir Yamaç olarak buradayız. Muhteşem bir ambiyans var. İstanbul'da bulunan bütün SDK'larımız buradalar. İlk defa ben böyle güzel bir organizasyonu bir arada gördüm. Demek ki istenince bir araya gelinebiliyormuş. Ayrısız herkes burada. Bir iki derneğimiz hariç. Onlar da ileriki zamanlarda inşallah katılım sağlar. Daha da güçleniriz. Ben yine umuyorum ki İstanbul diğer Ankara, bütün Türkiye'deki STK'larımızın bir araya geleceği çok daha geniş kapsamlı, daha güzel organizasyonlar bir arada yaparız inşallah diyorum. Efendim şimdi burada Maltepe Çerkez Derneği standındayız. Maltepe Çerkez Derneği Başkanı ile beraberiz, Murat Özden Bey ile. Murat Özden Bey benim kadim dostumdur, arkadaşımdır. Uzun yıllar Bağlarbaşı Derneği'nde birlikte mücadele arkadaşımdır. Efendim mesleki olarak da birlikte çalıştık. Efendim şimdi ben mikrofonu kendisine uzatmak istiyorum. Merhaba Murat Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Uzun yıllar sonra böyle bir hasret giderme oluyor. Hem Nadir kardeşimle hem de Nuri kardeşimle bir araya gelmek güzel, keyifli. Evet, şimdi dün başlayan bir organizasyon var burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizesiyle. Bunu genel olarak bize aktarır mısın? Ne oluyor burada, neler yapılıyor? Şimdi Nadir'cim sen de biliyorsun ki 2011 yılında Çerkez Hakları İnisiyatifi olarak Çerkez meselesini görünür kılmak ve Çerkez meselesinin siyasi bir mesele olduğunu anlatmaya çalışıyoruz aşağı yukarı 14-15 seneden beri. Tabii bu Kafkas günleri dediğimiz olayda kamu kaynaklarından istifade ederek bütün Çerkez kurumlarını bir araya getirdi. Bu gönüllü bir birliktelikti. Adige, Abhaz, Laz, Gürcü demeden Çeçen, Dağıstanlı bütün kurumları bir araya getirdi. Ve uzun süredir birbirini görmeyen yöneticiler, insanlar birbirlerini gördüler, birbirleriyle tanıştılar. Çerkez meselesinin, Çerkez dünyasının, Çerkez davasının görülmesi anlamında da, görünür olması anlamında da anlamlı buluyorum. Bu anlamda böyle bir etkinliği başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi bu alanda bir sürü hemşeri şehir, işte Elazığlılar, Trabzon buluşmaları oluyor. Fakat biz Çerkezler istemeye utanan bir millet olduğumuz için bugüne kadar böyle bir talep götürmedik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Bu talep İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Böyle bir şeye nasıl bakacağımız konusunda işte STK'larla gerekli görüşmeler, yoklamalar yapıldı. Olmasında fayda olduğu mülahaza edildi ve bugün işte dün başladı, devam ediyor. İnşallah her yıl tekrarlanarak, büyüyerek ve ilgi artarak devam eder diye umuyoruz. İnşallah. Şimdi bu kapalı spor salonu büyüklüğündeki bu çadırlar, büyük büyük çadırlar, 4 tane çadır var. Bunlar biz organizasyon yapacağız diye kurulmadı aslında. Çok daha önceleri hemşeri derneklerin Türkiye'de bu yaygınlaşmış ama İstanbul'da örgütlenmiş bir sürü dernek var. Bunlar için organize edilmiş. Biz çok geç kaldık esasen. Yani biz yeni katılıyoruz. Halbuki bu organizasyonlar çok daha önceden yapılıyor zaten. Var. Ama biz trene çok geç bindik. Bu bindiğimiz yerden daha geniş kapsamlı devam ederiz inşallah. Ben mesela göremediğim dernekler var. Göremediğim kuruluşlar var. Uzun Yayla Derneği'ni göremedim mesela. Başka Jinepsi göremedim. UKD'yi göremedim. Bunlar da inşallah onların da katılımıyla çok daha geniş kapsamlı bir çalışma olur diyorum. Tabii bu
kimlik erozyonu oldu Çerkes halkında. 100 yıllık mesela Çerkes Taun Cemiyeti'nin okulu 1923 yılında kapatıldı. Mesela o Çerkes Taun Kadınları Taun Cemiyeti de burada. Onu da 2012 senesinde kurduk. Eğer o okul açık olsaydı, şimdi ana dilinde yazan yazarlarımız, şairlerimiz, ana dilinde şarkı söyleyen çok daha fazla sanatçımız olurdu. Ama kimlik erozyonuna uğradı Çerkes milleti. Hem baskılar nedeniyle hem de kentleşmenin getirdiği gönüllü asimilasyon çerçevesinde inanılmaz bir kimlik erozyonu oldu. Tabii bu talep etmeyi de geciktiriyor. Talep edebilmek için tabii siyasi kimliğinin de olması lazım. Mesela bir Çerkes Partisi'nin kurulması da çok geç kalmış bir hareketti. Çerkes aktivizmi de çok geç ortaya çıkabildi. Ama başlanmış işin yarısı bitmiş demektir. Bu uyanış, bu bir araya gelme isteği, bir de talep etme isteği. Yani statü talebi olmayan milletlerin geleceği olmaz. Mesela azınlık haklarını talep etmesi lazım Çerkeslerin. Azınlık haklarını talep ediyoruz dediğimiz zaman bizim Çerkesler diyorlar ki bizi gavur mu yapacaksınız? Tabii bilinçaltında mesela Osmanlı döneminde Hristiyan milleti, Müslüman milleti diye ikiye ayırıyordular ve Hristiyanları ekaliyet diye aşağılıyordular. Bundan kaynaklanan bir azınlık haklarını talep etmeme durumu söz konusu. Hristiyanlara verilmiş hak, azınlık hakkı. Ama Avrupa Birliği sürecinden sonra aslında Türkiye azınlık haklarını verdi. Yani Avrupa Birliği sürecinde işte Çerkes Derneği ismini alabildik. Mesela Düzce'de ve Erciyes Üniversitesi'nde Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümü açıldı. Çerkesçe seçmeli ders olarak kabul edildi. Bu Avrupa Birliği'nin dayatmasından dolayı oldu. Aslında zımmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti Çerkeslerin azınlık olduğunu kabul etti. Ama azınlık hakları olmasına rağmen gayrimüslimler, işte 6-7 Eylül olaylarında bir sürü saldırıya uğradı, malları yok, yağmalandı. Mesela varlık vergisi çıkarıldı, malları gasp edildi, Erzurum Aşkale'ye taş kırmaya gönderildi. Trakya Yahudilerine düzenlenen saldırıyla bir gecede bütün Trakya'daki Yahudiler terk edip kaçmak zorunda kaldılar. Yani Çerkes milletinin istemeyi ayıp olmaktan çıkarıp siyasi anlamda talep etmeyi öğrendiğinde çok şey olacağız. İşte devlet inşallah kamu kaynaklarını bize de kullandırıyor yani. Evet, doğrudur. Dün akşam örneğin İstanbul Belediye Başkanımız buraya protokol konuşması yapmaya geldiğinde Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanımız Ünal Uluçay Bey bir talepte bulundu orada. Karşıda Anadolu yakasında bir kültür sitesi talep ediyoruz dedi. Hemen cevaben uygun bir yere çok geniş kapsamlı bir kültür sitesi tesis edeceğiz dedi ama ben burası İstanbul. İstanbul yani bir devlet gibi büyüktür. Sadece Anadolu yakasına değil, biz aslında Avrupa yakasını da istiyoruz. İşte gerekiyor yani. Evet. Onu da biz buradan söyleyelim. Sadece Anadolu yakası değil, İstanbul yakasına da bir kültür sitesi istiyoruz. Evet. Diyeceğimiz şimdilik bu kadar. Tamam. Çok teşekkür ederiz katkıların için. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum bütün katılımcı kuruluşlara. Tüm halkımızı bekliyoruz buraya. Çerkez, Türk, Kürt, Laz fark etmeden
bütün İstanbul halkını Kafkas kültürüyle, Çerkes kültürüyle, Laz kültürüyle, Gürcü kültürüyle tanışmaya davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Maltepe Çerkez Derneği. Teşekkürler.